Merhaba arkadaşlar, ben Atabir2 Gaming'in yepyeni bir serisine hoş geldiniz. Draw Stickman Epic 2'ye başlayacağız. Bu oyuna başlamamın sebebi aslında aylardır bu oyunun videosunu yapmayı düşünüyorum. Böyle çıtır çerez, kafa dağıtmalık, çocuklara özel olabilecek bir seriye başlamak istiyorum. Aklıma direkt bu geldi. Şimdi öncelikle bir çöp adam çizeceğiz ama rezil olmamak için direkt olarak çöp adamı çizeceğim. Ondan sonra kaldığımız yerden videoya devam edeceğiz. Evet, 5 dakikalık uğraşımın sonucunda elinden geleni yapıp sonunda bir çöp adam çizebildim. Birazcık da estetik kaygılarım olduğundan dolayı. Sanırım bir isme ihtiyacım var. İsim işi kolay. İsim işi zaten klasik of adam. Bu ismi medenileştirmem lazım. En kısa zamanda da olacak. Seninle tanıştığıma memnun oldum. Teşekkürler. Burası biraz, yani kimse yok gibi yani. Bir fikrim var. Bana bir arkadaş çiz. Heh, bir bu eksikti zaten. Ekrana böyle dokunarak sürükleyebiliyoruz karakterimizi. Şimdi bir arkadaş çizeceğiz. Onu da bir yapalım hemen. Ya da arkadaşımızda böyle bir şey olsun. Hepsi de burunsuz bu arada ya. Hepsi de burunsuz. Hadi bu da. Buna isim bulmam lazım şimdi. Ne bulayım ki ben buna şimdi? Aa. Hadi bu da Hoffman olsun. Aman, yaratıcılığa gerek yok. Hadi etrafı araştıralım. Olur. Evet, o sıvıya dokunmasan iyi olacak. Bravo. Aa, kırıldı vazo. Korsak mı hani? Aha, ele geçirdi. O mor sıvı. Evet, Hoffman. Koş koş, atla atla. Sıvıya girme de. Okey. Gidelim. Önce şu tarafı bir araştırmak istiyorum. Bir saniye. Hoffman'ı bulmam gerekiyor. Tamam, bulursun, bir saniye. Önce şu tarafa gitmem lazım. Gidilmiyor. Gidilmiyor mu ya? Allah Allah. Gidelim o zaman şöyle. Evet, masal kitabın içine girdi ve bütün sayfaları yırttı. Şimdi gidebiliyor muyum o tarafa? Çünkü hatırladığım kadarıyla sol tarafta bir şey vardı. Gidilmiyor abi. Tamam, anlaşıldı. Sol tarafa gidemeyeceğiz. Koşalım o zaman. Koş 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 koş. O nereye gidiyorsa biz de onu kurtarmak için oraya gideceğiz. Hadi bakalım. Masal kitabına girdik. Draw Stickman Epic 2. Evet, oyunun ana ekranına girmiş bulunuyoruz. 3. dakikada nihayet. Continue diyelim. Sticky Situation. Evet, Chapter 1. Sticky. Çöpler. İstasyonu. Buraya bir anahtar kalemi gerekiyor. O da şu anda bedenimizi, arkadaşımızın bedenini ele geçirmiş bir sıvının elinde. Ona bir isim bulamadım henüz. Neyse, şu kalemi bir alalım. Bu yeşil yaprak kalemi şu anda zaten gösteriyor ne yapabileceğinizi. İlk kalemini buldun. Bu kalemi kullanarak ağaçları boyayabilirsin diyor. Yani tekrar canlandırabilirsin diyor. Mesela şöyle bir deneyelim. Şöyle. Böyle yaptığımızda hem ağaçlardan böyle can çıkabiliyor, hem de ağaçları canlandırmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi. Siz böcekler bir uzaklaşın. Böyle boyayalım hepsini. Evet, şu anda burayı boyamam gerekiyor mesela, yoksa burayı geçemem. Yani bu arada o kadar kötü çöp adam çizdim ki benden daha kötü çizeni olamaz herhalde. Siz eminim daha güzelini çizeceksinizdir. Kafaya takmayın. Bizim amacımız oynamak. Ama keşke biraz daha düzgün çizebilseydim. Sağlık olsun diyoruz. Devam edelim şu taraflara doğru. Bir aşağıya doğru inelim. Ha, birine rastladık. Madenciye benziyor. Ha, yaratıklar gelmiş, evleri yıkmış, anahtarları atmışlar. Hayvanları korkutuyorlar, makinaları bozuyorlar.
Suyu kirletiyorlar, dağları eritiyorlar. Oho, neler neler yapıyorlar. Aha. Yardıma ihtiyacı var profesörün. Tamam, ne yapacağımızı biliyoruz. Geliyorum, geliyorum. Hop. Dur bir. Durun bir. Atlamayın. Atlamayın. Atlamayın abi. Güzel. Ağaçları canlandırdığımız için aşağıda yerde, yani ağacın olduğu bölgede ki yere gelirse yaratık da ölüyorlar direkt. Yani onlar karanlık, ağaçlar yeşil falan ya, o mantıkta. Yani bir de balıkçı geldi. Bir de aşçımız var. Başka? Yani bir de çiftçi. Buraya gel. Tamam, geleyim. Koş bakalım. Tamam ya, yolun açılmasına yardım ederiz. Problem yok. Şöyle bir geleyim ben. Tamam mıdır? Şöyle bir boyuyoruz. Tamam mıdır? Aynen, sen onu silah. Oh, mis. Çok iyi. Rica ederim, ne demek? Yeni arkadaşlar edinmek güzel. Ve birilerine yardım edebilmek. Şöyle boyayalım ya, etrafı bir yeşillendirelim. Ben ağaçları çok seven bir insanım. Şöyle boyayalım, şuraları bir açalım. Şurayı da aynı zamanda. Tamam, yukarı çıkalım. Burada bayağı büyük bir birikinti var. Aha. Aha, boss geliyor. Anam anam, sen nesin? Yuh. Anam kaç. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Buraya gelemezsin. Burası seni... Ay, yok olmuyormuş. Gel 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 gel, şuraya kaç, şuraya kaç. Dikkat et. Gel gel, şimdi gel. Oh. Heh, oradaki yol da açıldı. Güzel. Aa, kalp. Teşekkürler aşçı. Onu hemen almam lazım. Rica ederim, ne demek. Eğer oyun içinde bu kalplerden bulursanız azami canınız artıyor, gördüğünüz gibi. Bu can kristallerini bulursanız yukarıda solda gördüğünüz gibi kalbiniz, canınız artıyor. 4'e çıktı şu anda toplam canımız. İyi oldu baya. Bak, buradan gidilmiyor. Şöyle çok az bir etrafı bir dolaşmak istiyorum. Çünkü oradaki zarfı alırsak bölüm bitecek. Bulabileceğimiz bir şey var mı diye bir bakınmak istiyorum etrafa. Rica ederim. Rica ederim. Ne demek? Şöyle bir yukarı çıkalım bakalım. Buralara pek bakınmamıştık. Bu oyunda toplayabileceğiniz birkaç tane eşya var. Neler var? Böyle puzzle parçaları var. Böyle petimsi şeyler var. Pet toplarsanız renk açıyorsunuz. İşte karakterlerinizi, ekipmanlarınızı, kılıçlarınızı falan. Onlarla renklendirip boyatabiliyorsunuz. O yüzden ben bir etrafı araştırıyorum şu anda zaten. Şu anda bir şey göremedim ben. Bakınıyorum ama. Şu kafatasını bir ezerim. Bir şey çıkmadı. Neyse, tamam o zaman. Daha fazla uzatmadan gidelim. Ha, yine yanlış yola çıktım ben. Koş 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 koş. Evet, şunları kırarsak devam edebileceğiz ama kazmamız olmadığı için alamıyoruz. Evet, zarfı aldık. İlk bölümde tamamlamış olduk. Bakın, gördüğünüz gibi. İki yapboz parçası, iki tane pofuduk varmış bölüm içerisinde ama bazılarını sonradan gelip tekrardan oynamanız gerekiyor. Yani bazılarını toplayabilmeniz için ekipmanlara ihtiyacınız var. Aha, ne oldu? Aa, kazma falan geldi. Ne oldu şimdi? Hı, masal kitabını aldık mesela şu anda. Sketchbook diye bir şey açtık. Albüm tarzı bir şey açtık. Burada işte yeni şeyler çizebiliyoruz. Stickmanlar, çöp adamlar çizebiliyoruz. İşte kalem falan bulursak onları çizip tasarlayabiliyoruz. Bakın, gördüğünüz gibi. İşte kötü adam çizebiliriz istersek. İşte yeni başka şeyler de çizebiliyoruz. Get Drawing diye bir şey var ama bunun için internet gerekiyor. Çıkayım ben buradan. Done diyelim, çıkalım. Sonuçta biz ilk bölümü bitirdik.
Her oyunun her bölümü bir video olacak şekilde yapmak istiyorum aslında. Zaten çok uzun da değil. Böyle çok kısa da değil. Oynadıkça zaten şey oluyor. Oynadıkça ilerliyor oyun zaten. İndirim falan varmış. Yok, gerek yok. Neyse, oyunun ilk bölümü bu şekilde. Çizdiklerimiz canlanıyor. İkinci bölümde farklı şeyler yapacağız. Eminim ki. Ben tam olarak neler yapacağımızı hatırlamıyorum. Oynamayalı çok uzun zaman oldu. İlk bölüm bu şekildeydi. Sadeydi. Kısa bir giriş oldu. Sıradaki bölümde çok daha farklı şeyler yapacağımıza inanıyorum. Videoyu daha fazla uzatmadan videoyu da artık burada kapatayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Açıklama hakkında kısmındaki sosyal medya hesaplarına ulaşabilir. Oralardan videoyu da paylaşabilirsiniz. Tavsiye sorularınız için aynı şekilde. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like atmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.